Amerikan konsolosluğu ile Amerikan Büyükelçiliği arasındaki fark nedir diye bu takipçimiz bize soruyor. Şöyle söyleyebilirim, yani büyükelçilikler bir ülkenin diğer ülkedeki resmi diplomatik temsilcilikleridir. Arasındaki ilişkileri güçlü çoğu ülkenin başka bir ülkede sadece o da başkentlerinde olmak üzere bir tane büyükelçilikleri bulunur. Örneğin Türkiye'dekilerin hemen hepsi Ankara'da bulunur. Yani şöyle söyleyeyim bunu, büyükelçilikler ülkeler arasındaki ilişkilerin ne düzeyde olduğunu gösteren ve bu ilişkileri kuran, bu ilişki çalışmaları yapan resmi yerlerdir diyebiliriz. O yüzden büyükelçilikler deriz. Başka ülkelerin ülkenizde bulunan bir temsilciliği var ise öncelikle büyükelçiliğinden başlanır. Konsolosluklar ise bir ülkenin yine başka bir ülkedeki büyük ve ticari şehirlerinde açtığı merkezlerdir. Genel amacı pasaport yenileme, ulaşım, tıbbi, kanuni, eğitimsel yardım sağlama, bulunan ülkenin otoriteleriyle kontrat kurma, yurt dışında ölüm, doğum, evlilik, varlık gibi durumlarla ilgilenmektedirler diyebiliriz. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Amerika'da mesela hem Büyükelçiliğiniz var, Türkiye Büyükelçiliği, hem de Türk konsoloslukları var. Büyükelçilik bir tane olur. Bunun en büyük amacı Amerika ile Türkiye arasındaki bu ilişkileri, diplomatik ilişkileri sağlayan ya da işte kuran bir bölümdür diyebiliriz. Ama konsolosluklar ise daha çok Amerika'da yaşayan Türk vatandaşlarına hizmet eden bir kurum olarak görebiliriz. Dolayısıyla hani büyükelçilik ya da konsolosluk derken bu fark koyuyoruz. Tabii başka ülkelere gidildiğinde ya da farklı yerlerde tek bir elçilik olabiliyor. Bütün bu işlemleri yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu ülkelerden ülkelere ve aradaki ilişkilerden ilişkilere değişiyor olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.